durumunda olasılık için de bunu aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sadece şu alanı edersiniz. Üstüne olasılık diyeceğiz. Ve alanı da silebiliriz. Önümüzde şöyle çok az bir miktarlarının tanış olduğunu düşünüp yazalım. Tamam. Örneğin birbirinin tanış olsun. Tamam. Yani şu bir parça şöyle düşünsek daha sağlıklı oluyor. Yani şöyle ilk parça olur. Daha anlaşılır diye düşünüyorum. Şöyle bir parça, bu parça boşaltacağız. Boşaltma şekli arkadaşlar bunun dediğim gibi şu taraf takım şu şekilde çalışacak ve arkadaş kuzetteki fason miktarlarıyla birlikte başlıyorum. Örnek, evet ismini alalım parça. 4 tane bir rakam söyleyeyim. 1999 doğum tarihi. O 1999. Parantezinde Mehmet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, formaya gidince şöyle. Bir günü ne yaptık? Hepsini dediğim ismi var. Referans olanlar var. Veya iş yapanlar var. Yani benim gibi edebi değiştirme ortasında çevre tarafından bunu Siemens dedenler de kullanıyoruz. Siemens dedi aynı şekilde değiştirme noktası var. Neye göre değiştirdiğini de bile soruyor. Yani makine göre mi değiştireyim? Belirlediğin work, senin parça sıkıntına göre mi uzaklıkta değiştireyim gibi. Başka seçenekler de veriyor. Yani sen devamlı referansa göre burada değiştirme işlemi yapmıyor. Bugün hatta öyle bir şey yaptık. Öyle bir deneyim yaptık içeride. Dedim hatta bizim düşündüğümüzü birileri yapıyor. Şimdi bunun sebebi de yani onun sebebi de devam referans edersen boş adamın arkasında de devam referans edilirken tezam, enerji sistemi, harcayarak birçok şey var. Ben yeni tiraz falan hesap yaptığından derinlisiz bir işlem yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar sonra yapmaya başlarsak G00X200Z150 şurada başlıyorum, takım çarpıyorum. T0101. Sonra yaklaşıyorum parça. G00. Sebep neydi? Artık çarpımda değeri vermiyorum. Bakın. Aşağı gelecek. Etkili enerji harcaması mı? Verimli işleme mantığıyla. Aşağı gelecek. Sonra dönme yapacağız. Zaten sen bir işlem yaparken aynen dönmesi yani sağ bir saniyede almıyor. Yani devir ulaşması orada. G00 yanaşıyorum arkadaşlar. X'de parça bitirebilir. Bitti 2'ye. Z'de de 2'ye ulaşıyorum. 2'ye gidiyorum arkadaşlar. Sonra M08 sonra sırasını açıyorum. Sonra geri koyuyorum arkadaşlar. G'ye S3000 G96 S350 M03 sonra evrim verdim arkadaşlar. Artık başlıyorum çalışmaya. Buradan itibaren başlayacağım çalışmaya. Eminimdir renkler. Olur ya. Şimdi testlerden ürün birazcık fazla kesilmiş olabilir. Bunlara parça gözüm olursa tezden zorlar. Biraz daha zorlarsa takım yakar. Ya çok fazla olsa tezden bir meselesi veriliyor. Bunun için biraz bir iki benim talaş boşta almasının için boşta çalışıyor gibi olabilir ama diğer taraftan emniyetli çalışmış oluyorsunuz. Gelip buradan dilim verdim. Bakın arkadaşlar. Gönül yerde kısmını değiştirdim. Parça gibi benim not değil mi? Son kısmını açtım. Dilim verdim. Artık talaşlarına da çevirme başlayabiliyorum. G72 neydi burada arkadaşlar? Damlıyordu bu yerine. 1 milim. Arkadaşlar özellikle böyle zilde posto miktarı verdiğiniz yerler alın sinirde falan takımın geometri yapısından dolayı alın sinerken de böyle yani bir defa olsun, iki defa da hani G94'de de kullansanız şeyi çok fazla veremiyorsunuz ya. Bu şeyde çapta 2 milim talaş, 3 milim talaş, 4 milim talaş verebilirsiniz takım ucuna göre ama bir şey yolda veremezsiniz aynı takımlarla. Z'de talaş verip inemezsiniz liste. Parçayı iterek aşağı doğru, alana doğru çalışma yapamazsınız.
Şimdi buradan D'ye ne yazıyorum? G72 D1 Q2 bu 0.2 W 0.15 F 0.15 ortalama. Sonra başladım çevirme. N1 G00 X 0 İstersen takım ucunu da hesaplayıp 0.8 bir takım kullanım var aşağıda. X'i 0.8'e in görmüştüm. Sonra Z'de ben parçayı tanımlıyorum. Bunu bir yerden işlemeye başladım. Yani aslında birbirini boşta çalışacak burada. Parça 2000 yazdığım için şurada. Bir kip şu, şurada 2000 olduğu için. Z 0'a in. Sonra yapmıştım. G 0.1 X'de 18 burası 2000 şeyden dolayı şuralardan dolayı 2000'den ne yapar? 14'ten X14'e çık. Sonra X'de X'de 18'e çıkarken Z'de X'i 2 değil mi? Evet. Şimdi burada yazdıktan sonra arkadaşlar bakın şuraya geldik takımım şurada. İleri doğru gideceğim. Z eksi kaç gidecek mi? Kaça gidecek? 4 sonra 5. 15. 15 yani. Eksi 15. Şimdi evet. Ne yapacağımızı söyleyebilir misin? G2 mi G3 mü? G3. Saat yönünün tersine mark edilecek. Efendim? Tabii saat yönünün, saat yönünün tersine mark edilecek. Saat yönünün? Evet, saat yönü ise G2. Tamam. G02 X18 5 buna 5 ile beraber bir şartla 28'e çıkarken Z eksi 20 R 5 ölçüsü. Tamam. Sonra yukarı çıkıyorum. G01 X kaçı çıkıyor arkadaşlar? 36 değil mi? Yes. Sonra X 48'e çıkarken Z eksi kaçı gidiyor? 36'ya. Tamam karıştırmayın diye 36 ile ama aynı denk geldi 36 3 satırlar satır. Şöyle çizelim. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit.